Hayırlı akşamlar. Güzel bir Konya akşamında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta içinde bulunduğumuz hafta Uluslararası Karayolu Güvenliği Trafik Haftası. Haliyle bu haftaki konuklarımız trafikçiler. En çok özellikle karayollarında karşılaştığımız trafikçiler. Öncelikle bu akşam konuklarını sağ baştan tanımak istiyorum. Evet, sağ başta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ali Altuntaş. Efendim hoş geldiniz. Ali Bey'in yanında bölge trafiği biniyor. Bu topraktan çıkıyor. Evet. Karısı ısrarla diyor ki alkolü kullanma. Taksiyle gidelim. Koca hayır bir şey olmaz diyor. Israrla diyor. Hanımı o da cezasını yazıyor. Yolu dedi arıyor. Alkol kullanmıştırıp sürücü belgesine el koyduracak kadar objektif ölçüde böyle yapıyorlar. Yani sizlerin kontrolü kadar insanların da kendi kontrolü etmesi kontrolü daha önemli gibi geliyor bana. Çok duyarlı. Hakikaten kavram kaçırmamız var. Ben şunu da söyleyeyim isterseniz. Şunu vatandaşlarımız merak edebilir. Yani kavram kaçırmamı direkt ceza kesemiyorlar. Evet. Ve aranda monitörde, tabletinizde seni görecek. Bilgilerle yani bir teknolojiyle dediğim etkilerden bir polisasyon olarak son derece faydalanıyoruz yani. Evet, yani hizmet mutlaka araçları daha sonra zarar görmemek için, mağdur duruma düşmemek için sorarlarsa üzerine haciz yereğini gibi şeyler olup olmadığını, borcu olup olmadığını sorarlarsa daha sonraki bürokrasiyi de azaltmış olacak. Çok büyük zaman olur. Böyle sıkıntılar olacaktır haliyle. Bir de para trafik müfettişlerimizin eğitimleri var. Bunlara para trafik müfettişi olmadan önce 20 saatlik bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Trafik olgusunu onlara daha iyi aktarıp hangi cezaları yazabileceklerini, tutanakları nasıl tutabileceklerini onlara 20 saatlik bir seminerde anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Trafikle ilgili konuları görevlisiyle adresi ilgili konuyu meşgul etmeden evet. Trafikle ilgili bilgi adetleri yüzleri gözü ararlarsa vatandaşlarımız hem yüzleri gözü adresi hizmetlerini meşgul etmemiş olur hem yüzleri gözü okuran arkadaşlarımız vatandaşımıza cevap veren arkadaşlarımız daha bilgili daha sıfır hatayla bilgi verecek seviyedeler. Yani, bu yüzden anlayacağım dedim, insanlar kötü konularında yüzünü geçerek, arkadaşı arayarak beraber şey yapıyorlar, evet. Çözümler aramaya çalışıyorlar. Buradan ilgi seyircilerin bir üyesini alıp, evet, o anda değil teslimini alıp gidecek. Evet. Eğer kanunlaşırsa, şu anda konuşuyorlar. Gerekçesi de çok açık. Milyonlarca liralı arsalar, evler, binalar sadece bunu tapu memuru yaparken maalesef işte 3 milyarlık, 5 milyarlık, yani 30 milyarlık olsun bir aracı noter satışı yapmak zorunda kalınıyor. Evet. Hem iş gücü, hem zaman kaybı, hem evrak
Bürokratik işlemleri kısaltıyor. İnşallah bu çok yakından çıkacak bu kanun. Hem bürokrati azalacak, hem vatandaşın görür gider kaldı daha azalacak notere verdiği. Bu zaten 97'de çıkan 4500 sayılı kanunda vardı. Evet. Ama daha sonra ne hikmetse bunu iptal ettiler. Bu kanunu bir genelgeyle iptal ettiler. Yani geçerli hale getirdiler. Ama şu anda tekrar gündemde, komisyonda